Herkese merhaba. Yine bir donmuş göl üzerindeyiz. Bu arada çok alıştık buna. Bu sefer Volvo ile İsveç'e geldik. Stockholm'e uçtuk. Sonra da Stockholm'dan yaklaşık bir buçuk iki saatlik uçuşla Luleå'ya geldik. Biraz daha kuzeye geldik. Burası Arctic Circle'a bir aylık yakın bir yer. Tabii bu zamanlarda İskandinav Yarımadası'nda zaten birçok göl donmuş oluyor. Gerçi bu sene havalar biraz daha mevsim normallerine göre değil. Normal şartlarda buralar şimdi eksi 20'lerde, eksi 30'larda olması lazım ama 0 derece civarında işte eksi 1, eksi 2 galiba şu anda. Bir havadayız. Burası donmuş bir göl. Büyük göllerden biri. Burada bize bir pist hazırlamışlar. 3.7 kilometre uzunluğunda şöyle kocaman bir pistimiz var. Burada iki tane otomobil var. Asıl otomobilimiz tabii EX30. Fakat burada yine XC40'ı biliyorsunuz. XC40 Recharge'ı. Onların isimleri artık değişiyor. Ve artık elektriklilere EX diyorlar. Yani bunun adı da bakın artık XC40 değil. EX40. Tabii full elektrikli olan. Yani Recharge gibi olan. Tabii bu otomobilde de iyileştirmeler ve küçük makyajlarımız mevcut. Bu otomobilde daha yeni aslında çıktı. Satışına da daha sonra başlanacak. Önümüzdeki yıl ya da bu senenin sonuna doğru Türkiye'ye de bu otomobil bu şekilde gelecek. Ama asıl olayımız bakın burada. Bu da EX30. Yani bu otomobil bir C SUV iken o bir B SUV olarak Volvo'nun ürün gamında yerini alıyor. Tabii ki tam elektrikli olarak. Bakın bir tane daha geldi. Bu sırada ben tabii sıramı bekliyorum. Demin geçen otomobil arkadan yetiştiydi. Arkadan yetişli otomobilde tabii ki burada biraz turladık ama çok keyifli değildi. Şimdi 4 tekerlekten çekişli otomobili alıp biraz burada turlamamız gerekiyor. Size de izlemesi kalsın. Oldukça keyifli. Şimdi teknik özelliklerden biraz bahsedeyim size. Otomobilin birkaç versiyonu bulunuyor. Bazı versiyon arkadan yetişli olarak geliyor. 200 kW'lık bir motor var. Arkadan yetişli olarak dediğim gibi 343 Nm gibi bir tork değeri var. Benzili de 433 km bunun. Daha yüksek versiyonu yani long range'ini alırsanız yine motor güçleri aynı kalıyor. Yine arkadan yetişli oluyor. Fakat bu sefer 462 kilometrelik bir menziliniz oluyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonu da var tabii ki. Bu sefer de ön tarafta yine 115 kW'lık, arkada ise yine 200 kW'lık bir motor bulunuyor. Bu sayede de otomobil 4 tekerlekten çekişli hale gelmiş oluyor. Bakalım bize sıra gelecek mi? Alan bırakmıyor. Otomobilin görünümü bir aylık güzel değil mi? Tabii bu EX30 ile ilgili biraz Türkiye için kötü haberler var. Çünkü bu otomobil Çin'de üretiliyor. Belçika'da da üretilecek 2025 yılında. Ondan sonra ancak Türkiye'ye gelebilecek. Tabii mevzuat değişirse Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Türkiye'ye gelme mevzuatı biraz değişirse tabii bu otomobil de 2025 yılından daha önce de Türkiye'ye gelebilir. Gelse de çok satacağını tahmin ediyorum. Çünkü bayağı güzel, bayağı basitleştirilmiş, bayağı da kullanımı da zevkli. Aynı zamanda da menzili vesaire gayet iyi olan bir otomobil. Ama EX40 da oldukça şık gözüküyor. Ve ilk defa burada gösterdiler. Gerçi bu bir makyaj ama bir de isim değişikliği. Ama yine de Volvo için çok önemli. Yapılan güncellemelerle menzili de yaklaşık 25 km kadar artmış. Tabii biraz da performans artmış. Biraz da güç artmış. Tabii bu otomobil dediğimiz gibi Türkiye'ye gelecek. Çünkü Belçika'da üretiliyor. Aynı şu andaki XC40 Recharge gibi. Tabii burada EX30'un 4 tekerlekten çekişli versiyonundan bahsetmişken biraz teknik değerler dışında performans verilerinden de bahsetmek lazım. Bu otomobil yani 4 tekerlekten çekişli olan versiyon 3.6 saniyede 100 km'ye çıkıyor ve yaklaşık 20 kW kadar bir ortalama 100 km'lik tüketimi var. Şimdi tabii teknik veriler demişken batarya kapasitesinden de biraz sanırım bahsetmek lazım. Otomobilin standardının bataryası 49 kW. Eğer uzun menzil alırsanız 64 kW'a çıkıyor batarya kapasitesi. 4 tekerlekten çekişli de yine aynı şekilde 64 kW'lık bir batarya var. 4 tekerlekten çekişli tabii biraz menzil düşüyor ama çok fazla değil. Yaklaşık 20 km kadar 450 km'lik bir menzile sahip oluyor. Şimdi 4 teker versiyonla çekimler bitsin. Sonra biz içine girelim. Şu piste size bir tur attırayım. Tabii bu arada Volvo'nun tüm otomobilleri gibi bu otomobilin de son sürati 180 km ile sınırlandırılmış maalesef. Ama Volvo'yu biliyorsunuz. Eğer güvenli olmak istiyorsanız hızınızı biraz düşüreceksiniz diyor. Evet, nihayet sıra bize geldi. Şimdi çıkacağız ama öncesinde biraz da otomobilin içini göstereyim. Bir anahtarını göstereyim. Bakın anahtarda hiçbir düğme, hiçbir buton bulunmuyor. Açma, kapama, bagaj açma vesaire ya da kitleme. Buna zaten anahtar değil de artık tag diyorlar. Yani bizim Apple tagler var ya onun gibi bir şey. Bunun yanınızda, cebinizde, çantanızda olması yeterli. Bunun yanında ayrıca otomobile bindiğiniz zaman herhangi bir start stop çalıştırma butonu vesaire de bulunmuyor. Siz otomobile biniyorsunuz. Zaten XC40 Recharge'da da öyleydi. Bakın şöyle göstereyim. Otomobile şu şekilde biniyorsunuz. Biraz geri alayım. Bu arada şu koltuk butonları da harika bakın. Tek bir butondan geri, sırt,
öne, arkaya, aşağı her şeyi yapabiliyorsunuz. Buton kalabalığından zaten otomobili tamamen kurtarmışlar. Bakın hiçbir çalıştırma butonu gözükmüyor. Otomobile bindiğiniz an otomobil gitmeye hazır. Tabii. Otomobilin hazırlığından önce şuradan vitesimizi aşağı almamız gerekiyor. D'yi aldığımız zaman da şu anda otomobil gitmeye hazır. Bu arada bu kapıdaki kol dayama çok güzel. Yine bakın burada hiçbir tuş yok. Sadece bir göz var. Şu çok güzel. Kapı açma kolu bakın. Onun yanında herhangi bir dörtlü vesaire hiçbir şey yok. Hatta burada bile sadece SOS, dörtlü ve bakın aydınlatmalar yer alıyor. Onun dışında şu kapanıp açılabiliyor. İsterseniz bunu bu şekilde yine açıyorsunuz. Şunu şu şekilde yaptığınız zaman da bardaklık geri geliyor. İki kademeli olarak. Ayrıca yine bunu bakayım açabiliyor muyduk? Açabiliyor olmamız lazım. Fakat zaman kaybetmeyelim. Ha, şu arkadan galiba düğmeleri var. Yok. Şu arkada cam açma düğmeleri var. Yine cam açma düğmelerini de ön kapılar için buraya almışlar. Buna bastığınız zaman da bakın arkadaki camları açıp kapatabiliyorsunuz. Yine otomobili kitlemek ya da açmak için de bu butonları kullanıyorsunuz. Her şey ekrandan. Ana ekran bakın burada. Buradan aplikasyonları görebiliyorsunuz. Buradan otomobil ayarlarını, işte klimaları, havalandırmaları vesaire hepsini yapıyorsunuz. Hatta settings'den şuradan driving'e geçelim. Driving'den şunu medium yapalım. Performance all wheel drive yapalım. Şunu da böyle D'ye aldığımız zaman ESC'yi kapatalım. Tam olarak kapanmıyor ne yazık ki. Bütün sistemleri kapatalım ve zevkimize bakalım. Orada bakın ayna yine çerçevesiz ama bu ayna da çerçevesiz. Hiç bunu daha önce görmemiştim. Bu arada bu aynaları da yine ayarlamak için bakın buradan otomobile basıyorsunuz. Quick controls, aynalar ve direksiyondaki şu butonları kullanarak sağ ve sol ayna ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada da yine ön ve arka silecek. Şunları döndürerek çalıştırıyorsunuz. Farlar. Bura sadece vites. Buraya bastığınız zaman da park moduna geçiyor. Yine aşağı alalım. Bir daha buradan settings'den kontrol edelim. Driving'de, sürüşte ESC off ve performance all wheel drive. Yani bütün gücümüzü maksimum olarak verelim. Burada bir göz. İşte bunda yok ama burada kablosuz şarjımız. Şuralar bakın şöyle açılıyor. Değişik değişik yapılar. Yani otomobili çok basitleştirmişler. Tesla gibi yapmışlar. Bütün kontrolleri buraya almışlar. Bunu ne kadar seviyoruz bilemiyorum. Ama bu işler biraz böyle. Basitleştiriyorlar. Hem de maliyetleri düşürüyorlar. Şimdi ne dedik? Bu bir SUV. Bakın burada toplarını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan da devam eden bir elimizi şey yapmayalım. Şurada da minik bir butonumuz var. Bastığınız zaman elektrikli olarak bagajı açılıyor. Bagajı da bir hayli büyük aslında. Şu aşağı tarafta da bakın ekstra bir saklama alanı yer alıyor. Şarj kabloları vesaire için. Hemen bunu kapatalım. Bir de şöyle arkaya bakalım. Gerçi ön koltuklar çok geride ama otomobilin de çok aşırı büyük olmadığını söylemem gerekiyor. Gerçi baş mesafesi konusunda gayet iyi. Bu arada bakın perde yok ama kolormatik yine bir cam var. Bakın şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Hava karardığı zaman yani yukarıdan gelen güneşin ya da ışığın sizi rahatsız etmeyeceği zaman burası zaten normal cam haline dönüşüyor. Siz de böyle geceleri yıldızları seyrederek, özellikle burada böyle kuzey ışıklarını seyrederek gezebiliyorsunuz. Hemen arka tarafa şöyle baktığımız zaman da bakın burada yine bir saklama alanı var. Burada camlarını açık kapayacağımız yerimiz var. Burada cep telefonunuzu koyacağınız bir yer var. Burada da iki tane USB-C yeriniz var. Tabii bu koltuklar falan hep geri dönüşüm malzemelerden. Zaten burada sertifikaları mevcut. Arka koltukta yine arka kapılarda bakın yine hiçbir düğme yok. Burası yine çok güzel aynı şekilde. Şu kapı kolu da gayet şık. Bakın buralarda hep böyle geri dönüşümlü malzemeden oluşmuş. Vallahi ben otomobili çok beğendim. Değişik, basit. Oldukça böyle kendi halinde güzel bir otomobil olmuş. Burada güzel bir yazısı var. Tabii otomobili böyle donmuş göl üzerinde kullanıyoruz ama böyle normal kış lastikleriyle kullanmıyoruz. Bakın Michelin'in 205-40R20 ebadında. Bakın X-Ice North adı altında 4. seriymiş. Şuradan size göstereyim. Bakın çivili lastikleri var. Bu çiviler sayesinde buzda çok daha iyi tutunuyor. Bakın bu neymiş? Kapak mı? Evet, kapak. Jantlar da çok güzel gözüküyor. Şöyle hemen bir önünden baktıktan sonra farlara vesaire, kameralara, çerçevesiz aynalara. Bunlar çok şık. Gerçekten çok şık. Ama tabii siz böyle sokakta bıraktığınız zaman yandan bir kamyon mamyon değdiği zaman buradaki kapak yerine aynayı kırabilirsiniz. Hadi artık kullanma vakti. Ayarlarımızı güzel yapalım. Koltuğumuzu buradan ayarlayalım. Güzel. Haydi bakalım. Gidelim. 3.7 kilometrelik bir pistimiz var önümüzde. Tabii ESP tam olarak kapanmıyor. Tam olarak kapanmadığı için de bir yerden sonra müdahale ediyor. Fakat tabii buzda otomobil kullanmak gibisi yok. Bayağı bir güç var yalnız otomobilde. Şuraları güzel bağlayayım, fazla da konuşmayayım ben. Bir yerden sonra telsizimiz sağa sola vuruyor, taktuk sesleri telsiz. Burası biraz yavaşlıyor. Daha doğrusu bizim yavaşlamamız gerekiyor. Şimdi fışkıracağız. Oba!
bazı yerde böyle çıtır çıtır çatlıyor. Çatlamış. Bazı yerde böyle ufak su birikintileri var. Tabii öndekileri yakaladık. İşin keyfi kaçıyor galiba. Dur bakayım. Bu buz sürüşlerinde çok kaygan zeminde belli bir hızı yakalayıp o tempoyla ve ataletle otomobilin özellikle ağırlık transferini kullanarak daha hızlı gidebilirsiniz. Yani gaza basıp daha hızlı döneyim burayı gibi bir durum burada söz konusu değil. Bir de otomobil yan kaymaya başladığı zaman aslında bir bakıma siz fren yapıyor oluyorsunuz. Ve gaz da almıyor bakın şu anda. Yani direksiyonu düz tutmam gerekiyor. Öndeki bayağı yavaş. Gezmeye gelmiş. Artık bir tur daha atarız ha. Oo. Neyse ben gideyim. Bir sonraki turda onu geçeyim. Bu arada burada da hiçbir gösterge yok. Bütün gösterge burada. Şu en üst tarafını otomobilin göstergesi olarak algılayabilirsiniz. Ne kadar menzil kaldı, batarya kapasitesi nedir, ortalama tüketim nedir gibi gibi. Çok zevkli ya. Dünyanın en zevkli şeylerinden biri bu ya. Bana ver bunu. Bir ay dönerim burada. Yeter ki buz erimesin. Bu arada 3.6 kilometre diyor. Zaten gaza bastığınız zaman böyle fışkıra fışkıra gidiyor. Yeri kazıyoruz. Tabii lastiklerimizde Michelin Pilot çivili. Zaten İskandinav ülkelerinde bu mevsimlerde hep çivili kullanıyorlar. Normal evinizdeki otomobil de böyle oluyor. Çünkü her yer buz. Bitirdin beni, bitirdin. Neyse şunu geçeyim de ikinci turu doğru düzgün atarız. Önümüz boş mu? Neyse önümüzü boşalttık. İspanyollar var. İspanyollar biraz otomobillere bindiler, inmiyorlar. Biz de inmeyeceğiz tabii. Hadi bakalım gidelim. Olabildiğince otomobili düz tutmak lazım. Düz tuttukça hızlanıyor. Yandayken mesela gaza maza bastığınız zaman da otomobil gaz tepkisi olarak yani gazı almıyor. Tabiri caizse. Belli bir senkron oturtursanız çiçek gibi gidersiniz. Fren. Çünkü burada daha daralan bir viraj yapısı var. Burada da yine bir daralan yapı. SP tam kapansa full yan gideriz ama volda spin atarız. Burada da atabiliyoruz. Direksiyonda medium ayarladım. Direksiyon sertliğini çünkü çok sert yaparsanız bu sefer de tepkileri aşırı sert olduğu için buralarda biraz yumuşak davranmak lazım. Buzda ya da kaygan zeminde o çok çalışmayabilir. Evet, kafadan gittik. Sonra bir dur daha güzel olacak. Çevir, düzelt, gazla. Şu adamcağızı. O iki tekerlekten çekişli. Hızlanamıyor burada sürekli çünkü patinaj çekmek zorunda kalıyor. O yüzden biraz bunu bekleyelim. Buz çatlıyor çıtır çıtır. Son tur temiz atalım. Hadi bakalım gidelim. Çok keyifli ya. Çok keyifli. Çok. Çok. Senkronize Katerina Wittmiss'in. Bunu anlayan anladı. Burası daralan yer. Kayarak fren yapmış oluyoruz. Devam. Öndeki arabayı yakaladık bile. Kilometreler falan bence gayet güzel süratler. 60'la buzda gidiyoruz yani düşün kaya kaya. Millet yemeğe gitti. Aç kalırım ama burada yan gidelim kardeş. Burası dar. Evet daraltıyorlar. Güzel. Şu bağlama yerine geldik. Açıl açıl açıl. Direksiyonu düz tutarsan açılır. Açıldı. Hızlı sektör. İşte bu be. Fren yapma, fren yapma. Fren yapma.
bununla ilgili böyle otomobil kullanabileceğiniz Donmuş Göl üzerinde bir sürü böyle okul var. Organizasyon var, kurs var. Ne yapın, ne edin? Hayatınızda paranızı biriktirin. Mutlaka gelip burada böyle bir aktiviteye katılın derim. Nefis. Harika. Perfecto. Multi bene. İnanılmaz eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Dediğim gibi yani bir ay beni burada bırak sabah akşam hava karanlıkta aydınlatsa bile hiç durmadan burada dönerim. Döndüğüm zaman da Türkiye şampiyonu olurum. Rally şampiyonu. Hatta belki daha fazlası. Müthiş keyifliydi. Volvo Türkiye'ye teşekkür ederim. Otomobil dediğim gibi ne yazık ki Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye gelecek olsa inanın bayağı satacak bir otomobil. Gelmeyecek derken tabii Avrupa üretimi başladığı zaman otomobilin 2025 yılında başlayacağı söyleniyor. Tabii ki gelecek. Ya da dediğim gibi mevzuatta değişiklikler olabilir. Yine bir şekilde bu otomobil gelebilir. Ama yine XC40'ın EX40 olarak geleceğini söyledik. Bunun bir boy büyük ağabeyi. Zaten XC40 Recharge'dan onu da biliyorsunuz. Otomobiller çok keyifliydi. Buz üzerinde kullanmak zaten acayip keyifliydi. İskandinav ülkelerine bayılıyorum. Kültürlerine, yemeklerine vesaire. Çok güzel bir seyahatti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım heyecanımızı size aktarmışızdır. Bilgileri size aktarmışızdır. Doğru bir şekilde sürçülisan ettiysek affola. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı yine soru olarak bekliyorum. Kanalımıza zaten abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben buradan şimdi bir yemek yiyeceğim. Sonra yere baka baka böyle eve döneceğim. Görüşürüz.